Osman Sert'ten söz almak istiyorum dedi. Turgay Yerlikaya dedi söz almak istiyorum. Tabii, daha çok konuklarımız konuşsun. Yani şöyle bir şey. Faruk Bey bakın yeni geldi. Biz iki saatten beri bekliyoruz. Söz alamadık. Faruk Bey bizim hakkımıza çalarsa bilmiyorum ben. Allah'ın sağlık alır. Faruk sağlık alır. Bir saha avantajı var. Biz günün sonunda deplasmandayız. Siz söz almak istediniz. Dediniz ki Hülya sorduğun soruya ben cevap vermek istiyorum. CHP'deki dönüşüm çok önemli. Bu bence çok altını çizmemiz gereken ve bence bundan sonra asıl konuşmamız gereken hadise bu. Çünkü bugüne kadar bu stüdyolarda, meydanlarda iktidarın neyi yanlış yaptığına dair çok konuştuk. Yani ekonomiyle ilgili problemler var, demokrasi açığı var, hukuk devleti açığı var. Dünyanın en iyi insanı olsa bile 80 küsür milyonluk bir ülkeyi tek bir kişinin yönetemeyeceği gerçeği var. Bunları konuştuk ve AK Parti'nin bu soruya nasıl cevap üreteceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama bence bugün içinde bulunduğumuz ana dönüşüm sürecini biz CHP'de yaşıyoruz. Bence AK Parti'nin kaybetmiş olmasından çok CHP'nin kazanabilmiş olması bugünkü seçimin ana mesajı. Ben bugün açıkçası şu ana kadar yapılan mesajlarda da CHP'nin hem adaylar bazında hem de kurumsal olarak süreci doğru okuduğunu düşünüyorum. Sadece şu hakkı teslim etmek lazım. Ben 2020 seçimlerine gidene kadar da Sayın Kılıçdaroğlu'nun en riskli aday olduğunu, daha sonra da yanlış bir aday stratejisiyle muhalefetin kaybettiğini söyledim. Bunda da hala aynısını diyor ki bugünkü sonuçlarda aslında 2023'te yanlış aday sebebiyle muhalefetin kaybettiğini ortaya koyuyor. Ama CHP'deki dönüşüm sürecinin Kemal Bey döneminde başladığı gerçeğini de göz ardı etmememiz gerekiyor. Yani helalleşme süreci, başörtüsüyle ilgili özür dilemesi, CHP'nin başörtüsünü kendisine birinci öncelik olarak belirlediği için... O zaman siz bu Kemal Bey'in bir önce attığı bir tweet vardı. Tohumları... Valla görmedim. Tohumlar ekildi diye bir tweet görmedim. Atmıştı. Kemal Bey'in o süreci yanlış bir süreç değildi. Sadece sonunda meseleyi altılı masayı da sadece kendi adaylığına sabitlemiş olması 2023'teki sonucu getirdi. Dayatması. Cumhuriyet Halk Partisi çok uzun süredir aslında hepimizin bildiği neden iktidar olamadığını sorguluyordu. Ve bugün biz CHP ile AK Parti arasında söylem ve konum olarak bir yer değiştirme görüyoruz. CHP bugünkü seçim sonuçlarını bundan 10 sene öncenin, 20 sene öncenin, 28 Şubat'ın CHP'sinin doğrularının teyidi olarak görürse mesajı yanlış okumuş olur. CHP'deki dönüşüme, Özgür Bey'in bence çok doğru bir kelime kullandı, bir kredi verdi. Bu dönüşüm çabasını ben gördüm, buna da kredi veriyorum dedi. Bu bir açık çek değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi güçlü bir liderdeki altındaki halıyı bile çekebilen toplumun CHP'nin altındaki halıyı çekmesi çok daha kolay olur. Ama burada iyi olan, olumlu olan CHP'deki dönüşüm çabasının toplum tarafından görülmüş olması. Mesele CHP bu dönüşüm çabasını sadece seçimi kazanmak için bir taktik olarak mı okuyacak? Yoksa illerden sonra Türkiye'yi yönetmek için de bunun bir strateji ve sahici bir dönüşüm olarak gündeme gelmesini mi isteyecek? Eğer biz bunu görebilirsek... Ben CHP'nin Türkiye'deki önümüzdeki dönemde bugüne kadar olmadığı kadar merkeze oturabileceğini, Türkiye'nin kurucu partisi, ulusalcı Kemalist söylemleriyle son derece güçlü bir parti bugün Kürtlerden oy aldı, milliyetçilerden oy aldı, muhafazakarlardan sandığa gitmeyerek ve AK Parti'ye oy vermeyerek bir kredi aldı. Bu kredinin farkında olarak hareket etmesi gerekiyor. Hep korku neydi? Bir rövanşizmden korkuluyordu. Bugün ben gerek Özgür Özel'in gerekse de özellikle Sayın İmamoğlu'nun yaptığı konuşmalarda buna çok dikkat edildiğini gördüm. Hep bunun üzerinden bir gerilim yaşıyorduk. Ve dönüşüm şöyle bir şey. CHP bugüne kadar Türkiye'de eğer onlar gelirlerse laiklik elden gider diye siyaset yaptı. Ve bu ona siyaset iktidar getirmedi. Bugün AK Parti onlar gelirse ülke bölünür siyasetine getirdi. Birincisi CHP'nin siyasetsizliğinin sonucuydu. İkincisi AK Parti'nin siyasetsizliğinin sonucu. CHP o ideolojik ön yargılarını bir kenara bıraktı ve kreşten sokaktaki hizmetlere varana kadar sıradan insana değen bir hizmet politikasına dönüştü. AK Parti ise daha önce kendisinin alameti farikası olan sokaktaki insana dokunmayı bir kenara bırakıp Kanal İstanbul gibi çılgın projelere evrildi. Bugün toplum Kanal İstanbul ve çılgın projelerle kreş ve sıradan insana değen kent lokantaları gibi hususu daha öncelediğini bence ortaya koydu. CHP'deki dönüşüm sadece bir siyasal hizmet söylem dönüşümü değil, bir kimlik dönüşümü. Kimlik duvarlarının, çeperlerinin esnemesi dönüşümü. Bence son derece saygıdeğer. Bu yapılabilir mi? Çok büyük bir soru işareti. CHP'nin bir taraftan da haklı olarak 20 senedir o partiye oy veren ve kendi değerlerinden, kendi önceliklerinden kopmak istemeyen bir tabanı da var. Siz bu dönüşümü nereden alıyorsunuz? Yani milatınız nesin o dönüşümde? Onu şöyle söyleyebilirim. Yani aslına bakılırsa Kemal Kılıçdaroğlu Ekmelettin İhsanoğlu ile son derece nasıl diyeyim iyi çalışılmamış,
acemice bir çıkış yapma denemesinde bulundu. Fakat işe yaramadı. O bile aslında Ekmelettin İhsanoğlu ve daha önce İRSİKA başkanlığı yapmış, İKÖ başkanlığı yapmış bir isim bile CHP'nin dokusuna uymuyordu aslında. Fakat bu bir çıkış arayıcıydı. Bugüne geldiğimizde bunun daha kurumsallaştığını, daha sahicileştiğini görüyoruz. Tekrar ediyorum, Kemal Bey 2023'te yanlış adaydı. Fakat bugün kazananların önemli bir kısmı Kemal Bey'in aday gösterdiği isimler. Dolayısıyla bu süreklilik içerisinde eğer CHP'yi görebilirsek, CHP de bu zaferi bu anlamda Türkiye'nin yeni merkez partisi olma yönünde bir açılım olarak değerlendirebilirse, ki bence hala çok ciddi açmazları var. Mesela anayasa geldiğinde CHP'nin tıkandığını göreceğiz. Kürt meselesi geldiğinde CHP'nin tıkandığını görebiliriz. Bunları yaşayacağız, fakat ben bu dönüşümün çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bugün seçmen CHP'ye bir kredi açtı. Açık çek vermedi. Yani bu değişim ve dönüşüm işe yaradı diyorsunuz. Evet evet. Bunu aynı gördüm zamanda dedi bir seçmen. Lider dönüşümü diyebilir misiniz? Efendim? Bana? Aynı zamanda bir lider dönüşümü diyebilir misiniz? Lider dönüşümünü aşan bir şey. Bu kadrolara kadar. Yani bugün eğer biz Fatih'te Mahir Bey'i konuşuyorsak, bu lider dönüşümünü aşan bir şeyden bahsediyoruz. Üsküdar'ı CHP'nin almasından bahsediyorsak, sadece lideri aşan bir şey. Ben 1994'te AK Parti'nin seçim zaferine ilgili bir yazı yazarken hasbelkader o dönem Refah Partisi'nden aday olan ilçe belediye başkan adaylarına baktım. Birkaç istisna haricinde, İstanbul arkadaşlar çok daha iyi bildiler Türk siyasetini takip eden, çoğu ulusal siyasette hareket etti. Ben bugün mesela CHP'nin İstanbul ilçelerinde gösterdiği adayların da CHP'deki siyasetçi aktör açığını kapatabilecek yeni bir neslin kuluçka dönemi olabileceğini düşünüyorum. Doğru mudur, yanlış mıdır, bunu göreceğiz. Fakat günün sonunda CHP bir ihtiyacı gördü. Çok zorlanarak, içinde çok ciddi gerilimler yaşayarak bir noktaya geldi. Bu bir sonuç getirecek mi? Bence bunu çok hassas bir şekilde izlemek lazım. Çünkü bu sadece bir yerel seçim değil, sadece bir genel seçim değil. Türkiye'nin Cumhuriyet'le beraber başlayan kimlik fay hatlarının daha yumuşaması, kimliklerin bir hapishane olmaktan çıkmasını ve asıl yarışın hizmet, Türkiye'yi daha iyi yönetmek noktasında bir yere evrilmesinin işareti olabilir diye düşünüyorum. Tek seferde bütün söz hakkımı kullanmaya çalıştım.